Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, Murat'ta mıydı? Evet abi, ben biraz giriş yapacağım abi. Buyur abi. Şimdi abi biz... Sayfa 233 Kastamonu. Bizim konumuz nefs-i emmare. Nefs-i emmare de ikiye ayrılıyor dedik. Maddi nefs-i emmare, mecazi nefs-i emmare. Maddi ve mecazi dün tanımlamıştık. Hududunu çizdik. Hattın hududunu çizdik. Şimdi mecazi nefs-i emmarenin içine gireceğiz abi. Tamam. Şimdi başlıklarımız ne? Bu mecazi nefs-i emmare nedir? İçeriği ne abi? Bununla nasıl mücadele edilir? Risale-i Nur'dan 2-3 tane örnek. Çok güzel. Ancak bunlar ancak konuşabiliriz zaten. Maddi nefs-i emmare bitti dün. Maddi değil, mecazi. Tamam. Bunun işte başlıkları söyledik. Şimdi şurada kalmıştık abi. Sonra gördüm ki İmam-ı Rabbani dahi bu mecazi nefs-i emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefs-i emmare de şimdi tarif ediyor abi. Şuursuz kör hissiyat bulunduğu için. Şimdi normalde maddesinde abi heves, damar, asap, tabiat, hissiyat vardı ya abi. Bundaki özellik de onlara ilaveten kör hissiyat var, şuursuz. Manevi nefs emmare. Hem kör hissiyat var. O manevisinde abi. Onun için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Vay be. Yani bunda böyle bir özellik. Evet abi. Heves, damar, asap, tabiat dedi. Bu da şey yine. İkinci nefs-i emmareden diyor. Evet. O da ikinci nefs-i emmare. Tamam işte onların özellikleriyle beraber bu mecazisinde abi kör hissiyat var. Birincisinde gene akıllansan, şuurlansan nefs-i emmare ile mücadele ediyor abi. Ama bu mecazi nefs-i emmare ile mücadele daha zor abi. Bir dakika bu bizim maddi nefs-i emmare mi manevi nefs-i emmare? Manevi nefs-i emmare abi. Çünkü yukarıdaki. Bak diyor ki hayli zaman sonra nefs-i emmare kendi desayisinden başka hani nefs-i emmare tezkiye olmuş o büyük zatlar. Gördük, daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez. Evet. Bu ikinci nefs-i emmareyi tarif ediyor. Evet, evet. Ve daha ziyade ahlak hissiyi, daha ziyade ahlak hissiyi idame eden heves, dabar, asap, tabiat, hissiyat kalitesinden çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassüngahı bulunan nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra eski vazife-i seyyyesini gören ve mücahadeyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefs-i emmare. Yani aşağıda bu özellikler abi şuursuz kör hissiyatı da ekledi. Bu özel ek. O şuursuz kör hissiyat. Biz o dün maddesini konuşmuştuk. Heves, damar, asap, tabiat, hissiyat. Mecazi nefs-i emmarenin özellikleri abi. Bunlara ilaveten de şuursuz kör hissiyat var. Eklenmiş. Bu sefer akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Peki nasıl mücadele edeceğiz? Mesela maddi nefs-i emmareyle mücadele ediyorsun abi. Aç kalıyorsun, çile çekiyorsun, yedirmiyorsun. Kolay yani. O mücadele kolay. Ediyorsun. Peki bu manevisiyle nasıl şey yapacağız? Ortada bir şey yok. İçeride abi. Bu sefer ne yapacak? Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip, diyelim ki tokat yemiyorsun veya da tam bir fedailikle her hissini maksadına feda etsin ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enanetini bıraksın. Şimdi ben buna bir atıf yapayım abi. Nereden? Emirdağ'dan. Sayfa... Şimdi tokat dedi ya abi. Peki bu mecazi nefs-i emmare ile nasıl mücadele edeceksin? Ortada bir şey yok. Değil mi? İçeride yani. Zahirde bir şey gözükmüyor. Ya tokat yiyecek veya da acı çekecek abi. Öyle nefsi müteessir olacak o şeyden. Veyahut da her maksadını risanına feda etsin. Buna abi üstattan bir örnek. Sayfa 198. Birinci emirdağ mı? Birinci emirdağ. Şimdi nefis ona diyor ki abi bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken bu fıkra onu tam susturdu diyor. Size faydası olur diye gönderdim diyor. Yaklaşık 75 yaşında yazmış. Ey nefsim 73 sene. Sayfa 198 abi.
Yani 75 yaşındayken. Evet. Nefis ona diyor ki niçin kendine nur dairesinde bir rahat alamıyorsun? Abi. O da bu sefer ne yapıyor? Nur'un diğer talebeleri gibi işte mücerret kalmayı, şey kalmayı nazara veriyor. Ondan sonra diye burayı okuyayım mı yoksa sadece başlığını zikrettim abi? Yok tamam yeter bunu anladık bu. Yani bu ne yapıyor? Her şeyini Risale-i Nur'un hizmetine adarsa mecazi nefsi emmareden kurtulur. Burada bir şeyi kaçırmamak lazım ama ha. Evet abi. Bu ikinci nefsi emmare öyle bir tehlikeli ki ilim onu halt edemiyor. Akıl onu dinlemiyor. Zikir onu susturamıyor. Kalp zikir ya. Bak ne diyor? Akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor. Aklın ilimdir. Kalbin zikirdir. Yani ne maddiyat ne maneviyat şey yapmıyor. Susturmuyor. Dün şey söylemiştik ya. Maddi nefsi emmare ölmeden manevi nefsi emmare çıkmıyor. Allah aktif etmiyor. Böyle bir güzel bir kanun ilahi var. Eğer bizim bildiğim... Kaldıramaz değil mi? He kaldıramaz. Maddi ve manevi ikisi bir anda saldırsa mümkün değil o. Tarumar olur. O zaman ustadın şu nurculuğun bir yolu maddi nefsi emmareye dokunmuyor. Eğer maddi nefsi emmare ölürse hani dün demiştik ki fener vardı ya küçük fener yere fırlattı. Feneri kırıldı. Küçük bir fener. Ama büyük elektrik lambasının düğmesine dokundu. Maddi nefs-i emmareyi öldürürsen başına belayı aldın. En büyük nefs-i emmare geliyor manevi. Ne yapar bu? İlim dinlemez. Zikir de dinlemez. Aklın ve kalbin diyor. Sözlerini dinlemiyor. Akıl ilimdir. Kalp işte histir yani zikirdir. Ela bi zikrilayet etmenin kulum. Onun için maddi nefse emmare ölmemesi nurcularda büyük bir nimet ve saadettir. Ta ki hizmetle meşgul oluyor. Yani bunu aşabilirsin. Yemezsin. Uykusuz bırakırsın. Baklava yemezsin. Pirinç pilavı yemezsin. Başka en çok şey yapanlardan. Baklava da pirinç. Çile çeker. Çile çekersin. Tamam. 40 gün. Yani... Bir çaresi var. Bakın bir şeyler sayabiliyoruz değil mi? Herkes bir şey sayabiliyor. Ama manevi nefs-i emmare hiçbir şey sayamazsın. Ama kural şu. Bırakıyorum. Kural şu. Maddi nefs-i emmare ölmeden manevisi çıkmıyor. İkisi bir anda devrede yok. Yahu yahu. O zaman tercih et. Yani senin kıvırabileceğin bir nefs-i emmare var önünde. Bununla mı terakki ediyorsun? Ama hem terakki ediyorsun hem de hizmet edebiliyorsun. Eğer maddi nefse mare ölürse, manevi nefse mare ile uğraşırken kendini ve hizmeti her şeyi unutuyorsun. Yani hiç şansın yok yani piyasada. O zaman maddi nefse emmare durması nurculukta, tarikatta nefsi öldürmek var. Ölünce daha beter bir bela sarıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bahsediyor. Bu sefer yandım Allah böyle hani kitaplarında görürsünüz. Bir sürü menkibele var, şöyledir, böyledir, bir sürü. Hemen ne diyeceksin bu dersten sonra o menkibeleri? Diyeceksin ki, manevi nefs-i emmare bizimle alakası yok. İşte o tür dersleri dinleyen, maddi nefs-i emmarede olan insana ümitsizlik ve yeis veriyor. Koca dev adamlar, İslam toplumunda alim, bu kadar fazı ve nefsi halt etmiş adam bu kadar feveran ediyorsa, benden hiç zaten... Her çibata var. Zaten hemen teslim oluyor şimdi. O tür tasavvufi kitapların nefisten bahsettiği şeyler maddi nefse mare değil o. Manevi nefse mare hiç onlar kıvrılmaz. Onlar öldüremezsin. O çok zordur. O zaman bu asın insanlarına o tür eserler okumak maddi nefse mare değilken manevi nefse emmareyi nefse mare gibi göstermek adamı ümitsizliğe atar. Adamı çökertir. Bir de müsaade edersin inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamber ve öldü. 23 sene peygamberlik hayatında sohbet ederken bir saatlik sohbette 10 dakika. İşte ertesi gün 15 dakika. Ertesi gün hiç bahsetmedi. Cehennemle ve tehdit ayetlerini 23 senede maya gibi yoğurtu mayalamak için koca bir tencereye bir kaşık yetiyor ya. Sen bu 23 senedeki cehennem ayetini, tehdit ayetlerini kafire mi, münafığa mı,
fasıka mı? Maddi nefse emareye mi? Manevi nefse emareye insanlarına mı söylenmesi lazım bu tehditler, bu cehennem tehditini? Tefrik etmeden cehennemle alakalı böyle bir kitap tasnif etmek, 23 seneyi bir anda demiş gibi. Yani koca yemeğe katılan tuz çok da güzeldir. Yemeği lezzetleştirir. Ama yemeğin dışında yemeğe atılan miktarı tek başına yersen, yemeksiz yersen onu, seni yakıp yıkar. O zaman motor yanar. Çünkü o ayet, o hadis maddi nefse emareye mi olanlara mı hitap ediyor, manevi nefse emareye mi? Tamam mı? Ondan sonra yemeği güzelleştiren tuz gibi bütünlük içinde, koca bir saat içinde 3 dakika, 5 dakika söylenilen haf ve recayı temin eden o tehdit ayetlerin sözlerini bir anda adam şöyle bir kitap okuyor. Kıyamet ve Ahiret. Celaleddin Suyuti miydi? Kimin diye? İmam Gazali'nin abi. Yok. O ilahi nizam. Kıyamet ve Ahiret. Gazali'nin var abi öyle. Gazen de olabilir de. Şu an diyelim ki 23 senede 23 sene safhanın içinde sanki tek başına bir insana söylenmiş gibi bunu. Bütün kıyamet, cehennemle, kıyamette canı çıkartılmak, ne maddi nefse emareyi manevi hiç tefrik etmeden sanki 23 seneyi bir günde söylemiş gibi sif o tehdit, negatiflikleri, olumsuz şeyleri cem edip bir kitaba okursan bunu kafire mi demiş, fasıha mı demiş, münafığa mı demiş, yeni dine mi girmiş vesaire hiç tefrik etmeden tamamen kendini bunu muhatap edip okursan Ustad diyor ya ben Geylani'nin kitabını okuyamadım. Bu sefer adamın motoru yanar, sistem biter, yeis ve ümitsiz hastalığına düçar olur. Bu kitabı okumanı şeytan ister. Çünkü ümitsiz olman için. Ben böyle bir Kırıkhan'da bir matematik öğretmenini gördüm. Derse geldiği zaman bana dedi ki, isim vermeyeceğim, olmaz. Dedi ki hocam benim bir şartım var dedi oturmam için. Ulan derste ha, Cemil hocanın orada. Bana müsaade eder mi? Bir şey söyle kardeş, Allah Allah. Hem derse geliyor hem istifa edeceğim, hem şart koşuyor bana. Tamam kardeş söyle bakalım hayırdır ne? Ben diyor balkonun kapısının orada oturacağım. Balkon kapısını açacağım dedi. Tamam kardeş olur, bu şart ağır bir şey değil. Hem tecrübeniz olsun, ben sizi maziyi taşıyorum. Otur dedi. Biz dersi yaptık. O kadar şuna gittik. Dersin ortasına kapıyı kapattı. İnanın ha bak müziğin eminim. Kapıyı kapattı. Sonra merak ettim yani, bu şartı koşman ve kapıyı açman, kapıyı kapatman. Meğer bu adam böyle, ya getirsene o şey benim kütüphanemde en üst tarafta, camın yanında en üst tarafta, Kıyamet ve Ahirette o kitap. Meğer onu okumuş, ben okudum. Okudum şey, ezber konuşmuyorum. Neyse kaynak bende. Meğer onu okumuş sabaha kadar, sabah kalp krizi geçiriyor, acile kaldırıyorlar ve panik ve depresyon hastalığına düçar oldu. Kalp hastalığını geçirmiş, kalp şey olmuş, ne diyorlar? Kalp şey olmuş ha, acile kaldırmışlar ve ondan sonra ve kesinlikle yerde duramıyor, illa rüzgar alacak. Peki niye kapattın, öyle bir ders yaptın ki dedi, of be dedi ya. Adam dedi ki onun için kapattım dedi, tamam mı? Of be dedi. Arkadaşlar içim yanarak anlatıyorum. Belki araya giriyorum. Sizin şefkinizi biraz frenlettiriyorum gibi gözüküyor ama ha o. Bak şimdi. Evet. İmam-ı Şarani. Bunu hep okudum. Ve ölüm, kıyamet ve ahiret istisnasız. Ben okudum. Ne oldu peki? Allah kimsenin başına vermesin okuyuyu. Ve unutuyorum. Duymamaya ve eski bilgilerimi unutmaya ve epey unuttum. Risale'nin teselli verici derslerine bakmayarak buna baktığım için öyle diyor. Şu anlarda diyor değil mi? Risale'nin teselli vericine bakmayarak ve 26. lemada da tabii şu anın başında. Evet ben mahvoldum. Ben mahvoldum, dibe çıktım ve gecelerim gitti. Fazilet zannettim ölümü devamlı düşünmek. Artık hep kabus görüyorum.
canım acayip çıkıyor, kabir şeyi çekiyorum. Psikoloji şeyi çekenler, tarikatçıların psikoloji, %90 psikoloji sorun yaşıyorlar. Sebebi bundan kaynaklanıyor. Bunu sanki 23 senede söylenileni ben bir günde okurum. Veya 3 günde okuyayım. Resulullah 3 günde mi dedi? Yemeğin içine kattım ama ben tek yedim. 23 senede yediğiniz yemeği, 23 senede yediğiniz yemeğin içine attığınız tuzu ne olur toplayın ve yiyin şimdi. Neyse o. Ama 23 senedeki yemeğin içine koysan o. Ama doğrudur, amenna. Ama asıl imamının yorumlamadan, sentezinden, oklavasından geçmeden maddi nefse emmare mi bu, manevi nefse emmare mi? Kafire mi giyiliyor bu, münafığa mı? Müslümanın can çekişmesi mi? Cehennemin 7 tabakası var. Diyor ki cehennem ehli, cehennem ehli hangi tabaka mı? 6. ehli mi? Cehennemin 1. tabakası cehennem. Ondan sonra arkadaşlar motor yanar. Ay ister dinle beni, ister dinleme. Ha ille sen de mi çekeceksin? Beni dinle. Ustad demiş ben uymadım. Okuma dedi ben okudum. Allah canım şu belamı verdi ya. Belamı verdi. Ben adır bir. Belamı verdi ben size söylüyorum, paylaşıyorum. Vallahi inim inim inledim senelerce. Kaç sene? Kabustur yürüyorum, kalkamıyorum. Ölüm şeyi boğuyorlar. Eskide okudunuz sen? Eskide okudum. 1994. Kırıkkan'da hem de tek kalıyordum. Hem de tek kalıyordum, tamam. Ondan sonra mezarlar da çok olduğu bir yer. Ama ya Rabbi, gecelerim kalktı. Ayakta ayakta dolaşmalar mı? Ağlamalar mı? Yani acayip, ümitsiz. Kime ne anlatacağım canım? Zaten herkes böyle olacak ya. Öyle düşünüyorum. Sana ne anlatacağım kardeşim? Sen zaten böyle olacaksın. Meğer kürsüye çıktım, tamam mı şimdi bak. Ben hocayım. Aldım ben bunu. Koydum kafaya, iyi dinleyin beni, buraya bir bakın, kafaya soktum. Hitap ediyorum. Münafığa söylenen ölüm şekli, kafire söylenen hiç tefrik etmeden, cemaat! Öyle bir ölüm sizi bekliyor ki. Adam da dinliyor cumada beni. Ona bir giydiyorum bu elbiseyi, adam tarımar olmuş. Bir daha kim uğrar? Kimse uğramıyor. İşte güya tehdit ederek Allah ile şeyle, cehennemle, ölüm şekliyle adam dindar olacak. Yani bütünlük içinde güzeldir. Asıl imamının dersini dinleyeceksin. Ben demiyorum ise illa asıl imamının risalini dinle. Sence kimse onun eserini dinle. Tefsirle öğrenilir. Böyle öğrenilmez. Din, tefsir. Yani asıl imamlarının Mahmud Efendici misin? Onların kitaplarını oku. Şimdi şey misin? Tarikatçı mısın? Asıl eserini kim diyorlar? Yani oku. Nurcu musun? Risale-i Nur'dur. Ama sana göre kimse bilemem. Ama asıl eserin okumadan tarımar oluruz. Buyur abi, kusura bak. Tamam abi. Abi şimdi biz bu nefs-i emmareyle mücadeleyi şey yapıyorduk. Bir, tokatlar ve elemler ile mücadele edilebilir. İki, Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini feda etmekle mücadele edebilirsin. Şimdi abi zaten şeriatta abi nefsi öldürmek yok abi. Peki o zaman şöyle bir soru geliyor. Yani nefsi emmareyle mücadele eder. Zaten sahabeler mücadele etmişler. Kolay yol bak kardeşim. Bunu niye öldüreceksin ki? Başına daha büyük bela sarıyorsun. Manevisi gelecek. Bu sefer bu mücadele edince abi. Hı-hı. Mücadele etmişler. Öldürmemişler. Yani Cenab-ı Hakk'ın istediği de bu abi. Yemişler, içmişler, etmişler, biçmişler. Bu sefer halife-i ruh-i zemin böyle oluyorsun abi. Yani üstadımız bunu bir yerde anladıkken kalp bir kumandan gibi. Letaif askerleriyle gitsin. Yoksa kalp sadece gitsin. Askerleri orada kalsa bu neticeyi ızdırardır diyor. Yani zaruri bir şeydir diyor. Ama asıl hakiki halife-i arz abi, ruh-i zemin nedir? Bütün latifeleriyle gitsin yani. Ya. Nefsiyle gitsin. Yok bir tanesini tutturdun. Evet. Diğerleri ne olacak? Aile fradını bıraktın yolda. Evet. Peki diyelim ki abi, nefis öldü abi. Bu sefer nefsi emmare çıktı. Ha, bizim şimdi konumuz o. Nasıl mücadele edeceksin? Öldün yani. Yaptın bu hatayı. Bu hatayı yaptın, öldürdün. Peki ne yapacaksın? Nasıl mücadele edeceksin yani? Çünkü söz dinlemiyor. Hani örnek vermiştik. Adamın ayağı kırılmıştı. Değil mi futbolcunun abi? Bu sefer günde veya da kebap midesi alınmış adamın. Günde bir kere kebap yiyince o tatmin oluyor. Ama şimdi midesi alındığı için 24 saat o his daha şiddetli bir şekilde. Tabii. Mesela kebapla, kebap bir hastası olana da midesi alındı. Güzel misal verdi.
Ondan sonra mideyi alınca kebap yiyemiyor ama 24 saatin 24 saati kebap istiyor. Ama bir de sağlam olsaydı bir defa yeseydi tatmin olurdu. Şimdi öldürdüğü için ne yaptı? Mideyi alındığı için. Alındığı için bu sefer ne oluyor? Daha şiddetlendi abi. Peki nasıl mücadele edecek? Çünkü bu Nur talebelerine yazılmış mektup olduğu için abi birinci derecede. Bir. Yani her şeyini Nur'un birinci talebeleri gibi feda edersen bununla baş edebilirsin. Eğer nefs emare, manevi nefs emare makamına çıkmışsan. Evet abi. Burada Nur talebelerine yani nefsi öldürmek yok. Sürekli eğer diyelim ki böyle bir şey oldu. Şimdi bunu niye söyledik abi? Şimdi sayfa 317 şu olar. Mesela Kastamonu'da ehli takva bir zat şekva tarzında dedi. Ben sukut etmişim. Eski halimi, zevkleri ve nurları kaybetmişim. Şimdi ehli tarikat da bu abi. Maddi nefse emmaresi vardı. Mücadele ediyordu, şey yapıyordu, biraz zevkleniyordu. Fakat nurun şeyine girince bu sefer mecazisi de çıktı karşısına. Çünkü öldürmüş tarikatta maddi nefse emmare öldürdü. Nurcu oldu. Nurcu oldu. Düşmanı şimdi maddi nefse emmare değil. Dedi ki ben sukut etmişim. Ölmüşüm dedi yani bitmişim. Bak gördünüz manevi nefse emmare terakkisine çıktı halde yeyse muptela oldu. Ben ya Allah Allah ben bittim diyor. Niye? Manevi nefse emmarenin şeyi. Üstad da diyor ki ben de dedim belki terakki etmişsin ki nefsini okşayan ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp daha yüksek makama mahviyet ve terk-i enaniyet ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Uçmuşsun. Uç. Evet bir ehemmiyetli ihsan-ı ilahi ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta ucup ve gurra girmesin. Şimdi abi burada Allah noktayı Allah. Nazar şu. Yani diyor ki sizin diyor yani nur talebelerin abi hizmetle iştigal ettiklerinden dolayı maddi noktada nefse emmareyle değil de manevi noktada mecazi nefse emmare onları sıkıntıya koyabilir. Abi bu noktalar hani bak senin hiçbir şey yok. Eskiden ne kadar zevkliydin, şevkliydin. Yani ilk nurculukta böyle koşturuyor, her şeyi yapıyordu. Ula şimdi öyle bir şey yok falan diye aldatıyor. İşte, üstad da bunu söyledi ki kardeşlerim bu hakikate binaen bu adam gibi düşünen yani risanı terbiye etmiyor. Risana bir şey kazandırmıyor. Veya hüsnü zannın verdiği parlak makamlara nazar alan zatlar sizlere bakıp içinizde mahviyet ve tevazu ve hamiyetkarlık hizmetiyle görünen şakitleri adi, ani adamlar görmeden bunlar mı hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan? Heyhat! Bunlar nerede? Evliyaları bu zamanda aciz bırakan. Bak yani evliyalar mücadele etmişler ya abi. Evet, nur talebeleri nerede? O eski çile çekenler, mücadele edenler, öyle evliyalar nerede? Onları aciz bırakan hadise, nefse mare, evet, abi. Sonra ne de? Hukusi hizmet, mücahitleri nerede diyerek abi bu sefer talebelerin böyle işte şevkini şeyini kırmaya çalışıyorlar. Bu mektubun yazılma sebeplerinden biri de yani iman hareketi her şeyin fevkindedir abi. Böyle hem nefsiyle mücadele ediyorsun, maddi nefse emmarenle mücadele ediyorsun, onu öldürmek yok. Sen biniyorsun ona yani, kullanıyorsun. Yani şu anda gelirler Nurcu'ya derler, bak arkadaş, tarihi seni biliyor musun sen, bir kitap okudun mu geçmiş, büyük zatlar bak nasıl feveran etti. Sen şimdi bu zamanda şair de yok, bilmem ne yok, öyle patte, paldır, küldür, sen niye muvaffak olabilir misin ya? Onlara çorap giydirmiş adam şeytan diye ümitsizliğe atar. Evet abi, bu sefer Nurcuları bu büyük hizmetten geri şey yapıyor abi. Normalde abi şimdi şöyle bir benzetme yaparsak yani neden biz nefsi kullanmamız lazım? Allah bunu bize niye vermiş abi? Çünkü bir tabir yerindeyse mesela arabanın motoru var ya abi. Nefis de bizim motorumuzdur. Şimdi motor durursa araba mesafe alamaz abi. Motor çalışırsa araba gider yani. Mesela motor bizim nefsimiz, şeytan kontak anahtarı abi. Kontak anahtarını çevirince motor çalışıyor ya. Tamam. Nefis şeytanın emirber neferidir diyor. Motor kontak anahtarının emirber neferi. Hani kontak anahtarını çevirmese motor çalışmaz. Nefis şeytanın emirber neferi. Emirber neferi yani kontak anahtarı çalışınca motor da çalışacak. Mesela motor dursa abi araba yokuş aşağı gidebilir. Mesela motor durmuş ama araba yokuş aşağı gidiyor ya. Şimdi Üstad Hazretleri bazı evliyalar nefislerini öldürmüş diyor ya abi.
Bu sefer ubudiyet-i evliya besatet peyda etmiş. Yani araba gidiyor ama yokuş aşağı gidiyor. Yani motor çalışmıyor. Öldürmüş. Mesafe, yani ama önüne bir tümsek çıksa bu sefer araba geri gelebilir yani o tümsekten abi. İşte bu sefer terakkiyat olmuyor nefsi öldürdüğün zaman. İşte burada üstadımız abimize Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyi feda etmek diyor ya abi. Yani asıl terakkiyat, asıl iman hizmeti, asıl Cenab-ı Hakk'ın istediği bu tarz yani. Bizde öldürmek yok. Mesela buna Risale-i Nur örnek verdi. Ben bir yer okuyayım abi. O zaman Risale-i Nur talebeleri ne yapacak? Mecazi nefs-i emmare ile böyle mücadele etmek için Risale-i Nur'un esaslarını abi, bir de iman hakikatinin bu zamandaki ehemmiyetini ve önemini bilmesi gerekiyor külliyatta. Mesela bir tane okuyayım ben. Abi sayfa 312. Şualar mı? Evet abi. Nasıl bir kitapmış şualar ya? O 13. şua ile 14 var ya, hele 13. Yani bu kadar mı tahlil var ya? Mesela tarikat vesaire. Bir de ümitsizlik veriyordu değil mi? Biraz önce anlattığın. Evet. Bunlar yani okuyorsunuz bak bir şey yok falan. Diyor ya. Böyle bu ümitsizlik verildiği bir alt tipte her şey var galiba. Evet. Şimdi abi üstad diyor ki madem biz kadere teslim olup bu sıkıntıları hayrul umur ahmezuha sırrıyla ziyade sevap kazanmak cihetiyle manevi bir nimet biliyoruz. Madem geçici, dünyevi musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor ve madem hakka yakin derecesinde kat'i bir kanaatimiz var ki, bak ilmel yakin, aynel yakin değil abi. Hakka yakin. Kanaatimiz var ki biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki 312. Güneşten daha parlak, cennet gibi güzel, saadeti ebediye gibi şirindir abi. Allah Allah. Bu sefer manevi, mecazi nefse emmareyle mücadele etmenin abi bir formülü de bu. Yani mesleğimizin abi esasını bilmek. Nur'un erkanları gibi yapmak yani abi. Dedi ya burada, Risale-i Nur erkanları gibi bir fedailikle her hissinin maksadını feda etsin. İşte bu cümle abi bunu özetliyor yani. Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfettik ki, güneşten daha parlak, cennet gibi güzel, saadeti ebedi gibi şirindir. Ya bu sefer nefis varmış, mecazi nefs emmare varmış, moralim bozukmuş, bilmem neymiş. Yani bundan daha büyük bir şey yok yani abi. Ben şey ne çıkarttım biliyor musun? Dün birinciyi yaptık ya, ikinciyi. Bir insan canı sıkılıyor, moralı bozuk, psikolojik var, panik atak diyor, bilmem ne yapıyor. Ya abi bana bir risale söyle ki, ya böyle sıkıntımda müracaat edip rahatlayayım. Diyenlere diyorum ki, derim ki, bilgisayardan 13. şuayı indir. 26. söz var ya, kader risalesi. Onun hatmesini de indir. Tamam. Bu ikisine kendine bir izb yap. Öyle bir kitap yap. 13. şua ile öf ne yapacağım bak. Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadet ebedi gibi şirindir. Ya demek ki her insanın maksadına feda etmiş. İşte mecazi nefs-i emmare ile mücadele etmenin abi en muazzam formülü nurun hakikatlerini bilmek. Yani neye hizmet ettiğini, ne vazife gördüğünü. Ne yaptığını, şuurlu evet. Olacaksın yani. Zaten gelen cümlede söylüyor. Elbette biz bu sıkıntılı haller ile müftehirane, müteşekkirane yani iftihar ederek Cenab-ı Hakk'a şükrederek bu başımıza gelen olay ve hasatta. Sıkıntı zaman, ya, sıkıntı ya değil bu mi? Bu zamanda bulunduğumuz abi. Vay be. Bir mücahede-i maneviye yapıyoruz diye şekva etmemek lazımdır abi. Yani şimdi burada söyledi, mücahede maneviye. Yani mecazini. Hatta abi bir rivayete göre, Bitlis'te böyle tam ismini unuttum da bir büyük bir zat varmış böyle. Demiş ki, böyle dua etmiş. Bazı onlar rivayet ediliyor. Yani bazı büyük zatlar varmış öyle. Demişler ki yani biz Resulullah'ın zamanında gelemedik. Ona sahabe olamadık. Bari demişler ahir zamanda o gelen gelecek büyük zata talebe olalım diye dua etmişler o zaman yani. Yani nurun şakirtleri mesela çoğu insan hiç dua etmeden kendini bu işin içinde bulmuş yani. Ne nimet ya. Yani o zaman ne yapacak abi? Risale-i Nur talebeleri diyelim ki maddi nefs-i emmaresi zahirde bitmiş. Düşünebilir o demin okuduğumuz gibi şu olar 317'de. Ya ben eskiden böyleydim, ne şekli adamdım, ne lezzetli adamdım. Koşarak derse giderdim,
böyle milleti toparlardım, götürürdüm. E şimdi baktım bitmiş yani, öyle bir şeyim yok diye gelebilir. De geliyor da. Ne diyeceğiz o zaman? O zaman ne diyecek? Nur'un erkanları gibi her hissini nur hizmetine feda edecek. Diyecek ki biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfettik ki güneşten daha parlak, cennet gibi güzel, saadeti ebedi gibi şirindir. Yani o şevkliği olan adam 317 idi ya. Öyle sen artık yaptığın bir şey hemen Allah ücretini veriyordu ilk dönem. Çikolata, şeker veriyor ya. Sen şimdi bunlardan, nefsi okşayan şeylerden uçmuşsun. Üstünden geçiyorsun daha. Öyle de geçiyor muydu 317? Evet abi. Sen diyor artık o şeyleri arama. O bebekken mamayı diriliyordun, süt içiyordun. Şimdi artık pirzola edeceksin kardeşim. Şimdi abi, üstad abi şimdi şeye geçecek. Şimdi burada oraya geçmeden bu nefs-i emmare ile ilgili. İhlas Risalesi, herkeste diyor bir nefs-i emmare bulunur. Bazı o hissiyat, nefsani damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun rahmını olarak icra eder. Sizlerin kalp ve ruh aklınızı ittiham etmem, Risale'nin verdiği tesiri binen itimat ediyorum. Fakat nefs ve heva, his ve vehim bazen aldatıyor. Şimdi nefs-i emmarenin aslında mertebeleri var. Yani bir insan yani nefs-i emmaresinden kurtulmak, yani sadece fiilen günahlardan çıkmakla nefs-i emmaresinden kurtulmak değil. Mesela nefs-i emmarenin işte ne diyor? Ey namazını hoşlanmayan nefsim, ey gafil nefsim, ey tembel nefsim, ey şekemperen nefsim. Yani bunlar da hepsi nefs-i emmarenin mertebeleri oluyor sana abi. Mesela bir adam gıybet ediyorsa, bir adam mümkünler karşı kalbinde bir adabet hissi varsa ve bir mani şureşi aldatıyorsa akıllı kendi şahsı menfaatine için, bu da nefs-i emmarenin mertebesi. Mesela taassup olup da bir Müslüman kardeşini dışlamak, o da nefis. Nefs-i emmarenin mertebesi yani. Yani tam nefs-i emmarenin tezki etmiş olmuyor, yani kurtulmuş olmuyor. Mertebeler o nefs-i emmarenin. Şimdi ne abi, melun bir şeymiş ya bu. Şimdi abi şöyle, şimdi burada maddi ve manevi anlattı ya abi. Şimdi bu asrın hususiyetini nazara veriyor gelen cümlede. Diyor ki bu acip asırda, önce tahlil etti ikisinin tanımını yaptı abi. Şimdi diyor ki bu acip asırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakiki hem mecazi iki nefs emmare ittifak edin. Bak bu asırda mesela geçmiş asırlar da tek tek mücadele ediyordu abi. Bak bu aslında bir sıkıntısı. Yani dehşeti yani ikisi birden hücum ediyor, ittifak etmiş. Maddi ve manevi mi? Evet abi. Mesela siz şimdi diyorum ki hem maddi şey yapın hem mesela bazen gelir ya bıktım işte sıkıntı. Yani içeriden gelebilir yani böyle. Geliyor. Geliyordu yani işte efendim bu zamana kadar şey yaptık artık çoluk çocuğa karışalım falan böyle. 50'ye kadar yeter artık. Sen mi kurtaracaktın memleketi diye böyle. Rahmetli babam öyle derdi. Oğlum dünyanın ipi koptu. Sen mi bağlayacaksın derdi. Yani bu asırda ikisi de ittifak etmiş. Artık bırak artık der. Mesela teknolojik gelişmeler olsun. Yani cazibedarlık o medeniyet fantezileri daha fazla yükleniyor yine. Bu sefer ittifak edince öyle seyyata, öyle günahlara severek giriyor, kainatı hiddete getiriyor abi. Şimdi abi kendisi bir tane örnek veriyor buna. Yani mecazi nefse emmare, maddi nefse emmare kendisinde bir tane misal veriyor bunu. Diyor ki hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntıyla 60 liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahede-i maneviyede benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarımı atıp yol açtığı halde o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında hodgamlık ve meyli tevefük gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. İki tane misal verdi abi. Şimdi mesela hapishaneye girince o sıkıntılarla daha fazla hasene kazanıyor ya abi. O zaman içerideki ses diyor ki içerideki o ikisi ittifak edip ya sen diyor hiç böyle uğraşmasaydın, rahat döşeğinde kalsaydın, Ankara'da, İstanbul'da, memuriyette kalsaydın gene hasene alacak yani, gene ibadet edecek. Ama sıkıntılara katlanınca bir 20 paralık bir 60 paralık dedi. O sıkıntıya katlanınca 60 liralık bir
hasene kazanıyorsun. Ama nefse emmare 20'yi tercih etmek istiyor. Kendisine örnek veriyor yani. Böyle bir şey olmuş diyor. Bir de bir abi Risale'yi neşretmişler. Bu Ayetem Kübra'da Ayetem Kübra'nın mertebelerini abi. Bir de 6. meseleyi. Bu 42'lik top diyor ya abi. Üstadın talebeleri bunu neşretmiş. Ayet-i Kübra'yı. Ayetem Kübra'nın o bir makamını çıkarmışlar. Bir de 6. meseleyi beraber lise talebelerine arasında neşretmişler ve büyük bir futuhat yapmış orada. Herkesin nazarı oraya çevrilince bu sefer bu içerideki demiş ki niçin ben atmadım bunu onlardan önce şey yapmadım. Keşke ben anlatsaydım bunu. Keşke ben şey yapsaydım. Ya ben niye yapmadım bu hizmeti ya? Evet. Nasıl kaptırdık bu hizmeti onlara ya? O iki nefs emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında. Abi. Hodgamlık. Sayfa kaç? 146 mı? 234 abi. Meyli tevefük yani başkalarına üstün gelmek ve de hodgamlık kendini orada görmek yani. Gayet zulüm ve zulümat içinde büyük bir şükür ve teşekkür yerine ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. İşte burada abi nurun esaslarını bilmek gerekiyor. Mesela Üstad Hazretleri 20. lemada geçiyor abi. Kimden olursa olsun Müslüman bir kardeşinin istifadesine taraftar olmak yani. Hani daha önceden şey demişti ya abi. Nurun erkanları gibi tam bir fedailikle her şeyini feda et. Hani bu risanı bilmekle bu gafletten kurtulabilirsin. Hodgamlıktan kurtulabilirsin. O nefs emmarenin hayata ama dönüşmesi lazım. Evet abi. Düşüncede olmaz. Yani bizzat onu uygulaman gerekiyor. Çünkü niye aklı ve kalbi dinlemiyor? Evet abi. Yani eylem olması lazım. Yani buna bilmek demiyor yani. Bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan. Tam orada yukarıda dedi ya, tam bir fedailik abi. Evet. Ya bununla, bu var ya sıkıntıları, ya bela yiyeceksin, ya da ne diyor, kalbi sözden anlamayı dinlemiyorlar, ki onlar ıslah olsun. Ya tokatlar, ya hastalıklar, veya çok ciddi bir idealist olmak. Ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Şimdi abi burada hissettim diyor. Aşağıda söyleyecek. Orayı da okuyayım da ondan sonra söyleyeceğim abi. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür ediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri 20 ve 21. lemalar. O iki nefsin maddi ve o zaman bu iki nefsin dediği için abi şimdi ikisi de birbirine bakıyor. Sıralamaya koyarsak demek ki 20. lema maddisine bakıyor abi. 21'inde manevisine bakıyor denilebilir. İkisi de birbirine bakıyor ama ağırlık olarak içeriye baktığımız zaman böyle abi. Nefsin, o iki nefsin bütün desiselerini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o bir dakika ve 10 dakikadaki haletleri birden izale etti. Ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. O hatanın muaccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. Şimdi abi burada normalde mecazi nefsi emmareyle mücadele etmek çok büyük bir mertebel olman gerekiyor ki onu bilesin. Üstad o yüzden İmam Rabbani de bundan bahsetmiş diyor. Yani bahseden çok az kimse var o mecazisinde. İşte Risale-i Nur abi maddesini tedavi ettiği gibi bu sefer manevi noktadan da seni böyle bir makama çıkarıyor. Sen biliyorsun ki bu nefis midir değil midir abi. Yani seni şey yapan hani biliyoruz ya bazı şeyleri ister uyandırıyor. Bundan mı bundan mı? Evet. Mesela normalde abi bunu fark edemeyen bir gafil bir ehli tarikat ne diyor ya geçen böyle bir insanları irşad ettim bir şey yaptım bir falan filan. Bir rüya gördüm. Bir rüya gördüm. Öf! Uçuyorduk. Aynen öyle abi. Bu sefer ne oluyor? Risale-i Nur ise sana kusurunu bildiriyor. Yani sen yapmış olduğun ibadete sahip çıkamazsın abi. Çünkü mesela yaptığın bir iyilik var ya, hemen geliyor nefse emmare var ya, senin gibi adam var mı ya, sen olmasaydı hakikaten bu meseleler ortaya çıkmayacaktı falan dediği zaman şişiyor ya. He, Nur talebi şöyle yapıyor, o yaptığı hizmeti şöyle diyor, isteyen rahmet ilahi, halk eden kudret-i Rabbani, senin şu yaptığın veya vesile olduğun şu hizmet, yani hatırlıyor musun kimse bilmiyor falan tarihte yaptığın pisliği, ya ona bir kefaret olsun yeter deyince adam iki bittim oluyor. Yani tam firavunlaştıracaktı. Murat diyor ki, Murat nefsine,
Ya ey Firavun, ey bende olan Firavun. Sen hatırlıyor musun kilise, şey lisede okurken şu işlediğin şu günah falan. Tamam mı şunu? Hatırladım. Ya bu hizmeti gururlanmak değil. Dua et de bu buna kefaret olsun. O zaman ne yapıyor adam? Yalandan değil. Yani fıtri olarak o gün o şeyin gurur kibirden çıkıyor adam. Evet. Evet. Şimdi abi üstad diyor ki Üstad Hazretleri. Seni gösteriyoruz demişler. Çünkü biz böyle bir günahımız yok. Evet abi. İşte abi Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri. Hem maddi nefse emmareyle hem de mecazi nefse emmareyle efendim mücadele ettiriyor bizi. Abi bak tarikatta maddesiyle mücadele var. Onu bir kişiyle bitiriyor. İşi daha da zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Biz de İkisi ittifak etmiş bu asırda, ikisiyle beraber mücadele ediyorsun. Bu sefer mücadele edince, abi, sana senin bütün kusurlarını gösteriyor. Yani nurun erkanları diyor, yani bir sanrı bilen. Bu sefer üstad kendisine diyor ki, ben diyor, bir dakika ve 10 dakikadaki haletleri birden izale etti. Yani ben niye o haseneyi tercih etmedim, bunu tercih ettim veya niye ben söylemedim? Bu normalde abi bir kusur yani. Oysa din bir şey anlatmak yani. Dini bir şey anlatmak. O imam mı olsun ben mi olayım? O dersi o mu yapsın dersi ben mi yapayım? Manevi ne kadar istiğfar olan şey. Kusurumu bildim. Bak manevi. Bak normalde abi işte bu şey olmayınca kusurunu da bilmiyorsun. Yani kusurunu bilmeyen istiğfar etmez. İstiğfar etmez. İstiğfar etmeyen affam istiaze etmez. İstiaze etmez. İstiaze etmeyen affa müstahak olmaz. Olmaz. Ama kusurunu bilse bu sefer Cenab-ı Hakk'a sığınacak, tövbe edecek. Bu sefer affa, mağfirete müstahak olacak. İşte şeytan maskara olmayacak. Yoksa şeytan maskara olur. İşte burada abi şu noktayı nazar da var. Yani bu Risale-i Nur talebelerine mahsus yani bu mecazi emmareyi bilip de ona göre silahlarla donanmak yani. Ya evet. Musibetle elem ile olacak. Tanıyacaksın diye. İçeride yani. Musibetle elem ile mücadele edilir. Zaten büyük zatlar öyle yapmış, fark edenler. Yani hiç şehir merkezine inmemiş. Hep şeyde kalmış yani. Mağarada kalmış. Veyahut da diyor, nurun erkanları gibi. İşte burada kendisi de nurun erkanı olduğu için abi, bu sefer ne abi diyor ki, Risale-i ve iki ihlas risalesi benim o haletlerimi bana gösterdi diyor. Yanlış yapıyorsun diye. Hangi risale? İhlas Risalesi ve Risale-i Nur abi, geneli yani. Mesela demin şualardan da okuduk ya abi. Özellikle lahikalar, 12. 13. şualar. Yani davranış psikolojisini, Kastamonu, içteki böyle tuhaflıkları, emirdağ, sıkıntın gitmesini mi istiyorsun? Bu çok önemli ha söylediğin. Sıkıntın gitmesini istiyor. Ya vallahi kafam karışık, neyi ne zaman ne konuşacağım, nasıl yapacağım, bir tuhaf hallerden hale geçiyorum. 13. şuayı bilgisayarından indir, matbaada işte veya fotokopi çektir veya yazıcın varsa çıkarttır. Bir de 26. sözün hatbelerini hemen arkasına getir, al sana bir his. Ben mesela Enver'de şeyim olsa şimdi, ve Sözler Risalesi'ni çıkarttın dedim, bak çıkart, kaç sene oldu, belki de 10 sene oldu. Vesvese Risalesi'ni cep gibi yaptım. Müstakil istedim. Dedim ki Vesvese Risalesi'ni bir de 11. mektubun başında var ya Vesvese ile alakalı. Bir de Mesnevi Nuriye'den bir iki parça gösterdim. Bak bunu dedim. Envar baktığına. Hizmet baktığına. Yapmadılar. Sonra Sözleri Yayın Evi'ne gittim. Sözleri herhalde bir 1000 tane basmış. Ya bir tane. Vesvese Risalesi. Ve toplumun ciddi bir ihtiyacı. Bir şimdi mesela bunu yap. İmkanım olsa mesela ben, sıkılıyorum. Kitabın adı, sıkılıyorum. Niye? Tamam. O kitabın adı böyle olacak. İçerisinde 13. şua ve Kader Risalesi'nin hatbeleri. Ha işte bu ya. Evet. Şimdi abi bu hakikat abi, layıkalarda şöyle gözükmüş yani, mecazi nefse emmareye mağlup olmamak. Çünkü daha şiddetli oluyor ya abi. Bu sefer Üstad Hazretleri ve talebelerinin yazdığı mektuplarda özellikle son cümle abi, hâdâ min fadli rabbi.
Yani öyle geçiyor. Bütün hemen hemen geçiyor. Böyle. Yani bu sefer ne yapıyor? O yapmış olduğu hizmetlerde hep Cenab-ı Hak tarafından istidam edildiklerine. Bu Rabbimin fazlından. Evet. Görünce ne oluyor? O nefs-i emmarenin, mecazi nefs-i emmarenin özellikle. Zaten burada söyledi abi. İkisi ittifak etmiş diyor. O şöyle de bir şey var. Şimdi Risale-i ve İhlas Risaleleri o nefsin bütün destelerini izah etti ya abi. Yani o günkü içtimai hayatın, o günkü insanların abi Risale-i Nur böyle nefis noktasında anlayış olarak seni bir üste çıkarıyor yani. Anladığın zaman. Tabii tabii. Mesela şöyle üstad yakaladım diyor ya abi. Bak üstad yakalamış hemen. Mesela şöyle abi diyelim ki yolda araba var ya abi. Hı hı. Mesela araba gidiyor. Bizim arabanın hız sınırı kaç mesela abi? Radara yakalanmaması için. Şeye otobanda 120 olacak. 120. Diyelim ki araba 110 ile gidiyor abi. 120 ile 115 ile gidiyor. Radar onu yakalar mı? Yok. Yakalamaz. Ama araba mesela 130 yaptı, 140, 150 yaptı. Hemen senin gel bakalım buraya diyor. Hemen seni yakalıyor. Yani senin o yani radarın onu yakalaması için radarın çok geniş nazarlı olması lazım. Onu işte Risale-i abi hatta bir radar gibi. O günkü hayat seviyesinden seni radar gibi bir şeye çıkarıyor. Anlayışa çıkarıyor ki sen öyle bir şey olunca hemen yakalıyorsun onu. Ya radar gibi yakalıyorsun. Yani onunki anlayışın üzerine çıkarıyor seni, sen hemen yakalıyorsun. Onun anlayışının üzerine çıkıyorsun. Yani o günkü toplumun. Evet. Çünkü bu asırda dedi ya belki. Onun, o insanların düşündüğü gibi düşünmüyorsun. Baktığı gibi bakmıyorsun. Evet abi. O zaman çıkıyorsun üstüne. Bu sefer ne oluyor? Bak enteresan. O hatanın muaccel cezası olan içimdeki elemden ve azaptan kurtuldu. Bak işte sıkıntı, ben niye sıkılıyorum şey yapayım mı ya abi? Niye? İşte bundan dolayı yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın yapmış olduğu şeye sahip çıktı. Evet. Bu sefer Cenab-ı Hak da sana muhacce peşin diyor. O sıkıntı, azap oldu ya abi. Sen bir şeyin var mı Mustafa? Şimdi burada iki tane şey söyledi ya. Mecazi nefs-i emmarenin kurtulması iki tane şey söyledi. Tokatlar, elemler, musibetler veya herisinin maksadına kadar enaniyetini bırakması. Enaniyeti bırakması ile ilgili mesela 425 mektubatta. 425 mektubatta. Etrafında toplandığımız hizmet-i Kur'aniye en iyi kabul etmiyor, nahnü üstlüyor. Ben demeyiniz, biz deyiniz, diyor. Ha. En iyi kabul etmiyor diyor. Hizmet bu hizmet. Ha, bu hizmet onu kabul etmiyor. Ben deyim, biz deyiniz diyor yani. Allah Allah. Bunu sonra nereye kullanmak istiyorsun? Ben anlamadım bunu. Şimdi bunları bir okuyayım ben. Ha. Ondan sonra diyor, kendini beğenmemeyi, yani Mustafa kendisi için diyor, sizi diyor, enesini hadim yapmıyor. Belki enesiz bir hadim Kur'an'ı olarak, enesiz bir hadim Kur'an'ı olarak kendini size göstermiş. Ve kendini beğenmemeyi ve enesine taraftar olmamayı meslek ittihaz etmiş. Kendini beğenmemeyi, enesine taraftar olmamayı meslek ittihaz etmiş. Yani ikinci nefse emmaranın kurtulmanın çaresi bu. Mesela bu mana üzerinde de 62 İhlas-ı Gaybi'de mesleğimiz, burada da yine meslek diyoruz. Yani nefsinin kendini beğenmemeyi, enaniyi terk etmekle mesleğimiz diyoruz. Mesleğimiz bu zamanda Hakk'a hizmet bütün terk enaniyetle olabileceğine. Bütün terk enaniyet. Terk enaniyet. Enaniyet nedir ya bu? Enaniyet deyince? Kendi müstakiliyetini nef etmesi sana ait. Enaniyet yani kendini müstakil mi bilir? Kendini müstakil görüyor. Ha, bize kendini müstakil bilir. Yani ben cemaatim ve ben her şey değil mi? Ben hep ben olur. Pergeli koymuş beni. Bütün çapı merkezde çiziyor. Bunun içinde kaldınız. Onun dışında bitti. Kurtulamazsınız. Yani bu hareket gibi diyor. Yani enaniyet nasıl anlaşılsın abi? Hareket tarzında, hizmetteki hareket tarzında, hizmetin metodunda eğer Risale-i Nur ölçüleri gözükmüyorsa orada aşik. Bunu istiyorum işte, böyle eylem. Aşikar bir müstakiliyet gözüküyor. Ha, enaniyet, ene diyor ki, ne diyor burada?
ve kendini beğenmemeyi ve enesine taraftar olmayı meslek yeter. Nasıl anlayacağız? Eğer yaşantısında hizmet yaparken eğer Risale-i Nur ölçüleri yani gözükmüyorsa enesine çalışıyor. Açık vermek yani müstakiliyeti var. Evet. Eğer Risale-i Nur meslek ve meşrebi gözüküyorsa, mesleği gözüküyorsa o zaman Risale-i Nur mesleği gözüküyor. Çünkü şeyde öyleydi, arka çekildiklerinde Kur'an ayna ve dürbün ister, gölge ve vekil istemez. Yani kitaplara müşteyimle Kur'an'a ayna ve dürbün olmanın gölge ve vekil olmamal ediyor. Cumhur avamı diyor, Burhan'dan ziyade mehazdaki kutsiyip intisale sevk eder. Yani düsturlar, hizmet hareket tarzında bunu mehazdır. O zaman ne oluyor? Mehazdaki kutsiyet intisale sevk eder sana. Mehazdaki? Yani arka tarafı yani insanları intisale sevk etmiyor yani mehaz olmasa. Yani Risale'nin dursuları, ölçüleri olmazsa o zaman ne oluyor? O zaman intisal olmuyor. Enaniyetli bir cümle okudun ya, onu bir daha okur musun Enan? Ben onun bir atıf yaptım da abi. Mesleğimiz bu zamanda Hakk'a hizmet, bütün terk enaniyetle olabileceğini katli kanaatimiz olduğu gibi 20 senedir nefs emmarem ister istemez o mesleğe itaat etmeye mecbur olmuş. Yine 62 tevavuk sayfası da var. Emir Dalaikası'nda, o da sayfa 62'de. Bu zamanda en büyük ihsan bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imana kuvvet vererek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahfiyet ve terkenen bu zamanda ehl-i hakikate lazım ve elzemdir. Şu cümle önemli. Hangisi? Tevazu ve mahfiyet. Tevazu ve mahfiyet. Kaç 62'den mi okuyorsun? 62. Üç tane şey. Tevazu, mahfiyet ve terkenaniyet. Emirdağ mı? Evet, Emirdağ 62. Birinci Emirdağ mıydı? Evet, birinci Emirdağ. Bu zamanda. Aslında, bu zamanda bir daha okursun, özür dilerim. Bu zamanda neydi bir de söyle. Tevazu, mahfiyet ve terkenaniyet. Bu zamanda ehli hakikate lazım ve elzemdir. Bak elzem cümlesini koymuş usta. Tevazu ve mahfiyet ve terken üç tane şey. Yani olmazsa olmaz da sana elzem. Yani en lüzumlu demek. En lüzum olmazsa olmaz. Yani olmazsa olmaz. Yani binanın vücudu için çakı ve şey demirle lüzum demiyor. Elzem. Olmazsa olmaz. Rükün değil, erkan gibi. En lüzumlu. Çünkü diyor, niye? Açıklıyor usta. Çünkü bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hodfuruşluktan ileri geldiğinden. Aynen. Tehlike değil, en büyük tehlike. Bu asırda. Ha, bu asırda en büyük tehlike. Benlikten ve hodfuruşluktan. İleri geldiğinden. Ehli hak ve hakikat. Mahvet kerane. Daima kusurunu görmek. Daima kusurunu görmek. Buraya bir atıf. 173 lemalarda Üstad Hazretleri'ne işte diyorlar sen el öptürüyorsun, sen işte kendini yüksek gösteriyorsun, fazla fırış yapıyorsun. Üstad onlara cevap ediyor ki bilakis diyor, ben her vakit nihayetsiz kusurlarım ve hiçliğimi görüp istiğfarla teselli bulup halklardan ihtiramlı dua istiyorum diyor her vakit. Bir de söyle çok güzel. Yani her vakit diyor nihayetsiz kusurlarım ve hiçliğimi görüp istiğfarla teselli bulup halklardan ihtiramlı dua istiyorum diyor. Yani mana harfi geçen biri, insana sana abi, zahidin hakikati geçen birisi, orada meleke kesbederse daima nefsini kusurlu görür. Görüyorsa? Görür. Ya o Murat'ın okuduğu şeyde de, 234'da Kastamonu'da, yani Üstad Hazreti orada bir tefevuk hissini hemen hissediyor, hemen yakalıyor. Oradaki gaflet hemen yakalıyor çünkü radar açık. Yani mana harfi geçiş yaptığı zaman, orada meleke olduğu zaman hemen, yani nefs-i emareden gelen bir vasfı hemen yakalıyor. Mesela hani radara giriyor. Tabii. Meleki olmazsa sana abi o zaman yakalayamıyor. Dünkü derste demiştik ya. Nefs-i emare bir vasfı, nefs-i emare olan bir mertebesini yakalayamıyor. Geçemez sonra. Meleki olmazsa. Yani dünkü derste dedim ya kendini seyretmek. Bu sefer sen artık hissiyatlarını biliyorsun yine. Tam bakıyorsun ne makama çıkıyor ya. Tabii yakalıyor hemen. Hemen yakalıyor. Hemen ya. Yakalıyor. Gözüküyor burada değil mi? Gözüküyor bak. Daima kusurunu görmek. Hız sınırını aşıyor bu hissiyat. Ve nefsini iddiam etmek gerektir. Daima kusurunu görmek, nefsini iddiam etmek gerektir. Diyor. Orada o şey cümleyi de oku. Bir cümle de var çok harika. Devam et onu. Sizin gibilerin ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır.
büyük bir makamdır. İşte dedik ya adam, başta söylemiştik yani o nefs-i emmare ile mücadele etmenin şeyi Risale-i Nur'un erkanı, yani içindekileri bilmek yani. Zamanı tanımak, kendini tanımak. Yoksa mücadele edemezsin yani. Ya bak burada 152 Emir Dağ 2'de çok acil bir şey söylüyor. Üstad Hazretleri manevi cihetlerinin vücudunu nef ediyor. 152, 154 mi? 154. 154. Ya ben de şimdi oraya okuyacaktım ha. Allah Allah. Yani burada abi 154 de mesela biz tabiatı inkar ediyoruz ya abi. Bak çok ehemmiyetli bir şey söyledik. Bu 154'ü açabilir misiniz abi? Açtım. İkinci emirden. 154. Açtım. Şimdi biz abi tabiatı inkar ediyoruz değil mi? He he. Bak şimdi ne söyleyecek abi üstad? Abi şu ortada. Öyle de. Evet öyle de. Beşeri gurura, enaniyete gördünüz mü abi? Gördüm. Firavun'la sevk eden iktidarı da tabiat gibi inkar ediyorum. Vay be. Yani o zaman abi cümle kurayım ben şimdi. He. Bir insan tabiatı inkar ettiği gibi bu manada kendine de inkar etmesen olmuyor abi. İşte. Yani ene bir tavut ya. Hani tavut, iman tavuttan sonra... Yani ene. Hani bakarsın ayette diyor ya, iman tavuttan sonra, tavut inkardan sonra başlıyor. Evet. Tavutun insanda ene, kainatı tabiat olduğunu söylüyor. Yani Allah mı yaptı kainatı, tabiat mı yaptı? Tabiatı nasıl inkar ediyorsak, buradakileri de ne yapacak? Gururu, enaniyeti, firavuna sevk eden iktidarı da tabiat gibi inkar ediyorum. Böyle Allah bir şey yok çünkü Hasan abi, böyle bir şey öyle yok. Bir şey yok yani. Hani adına bir çok da der de sen diyor, onun hayatın diyorsun diyor. Hayatın dediğin şey diyor, sırrı hadisin tecellisidir diyor. Mesela abi, elma ağaç yapıyor ya abi. Yani şimdi sorsam biz anlatırız değil mi? Elmayı Allah nasıl yapıyor, ilmini, iradesini. Efendim topraktan mahsulat çıkarıyor, işte şekilsiz, şuursuz, renksiz topraktan şekil çıkıyor, renk çıkıyor. Yani orada hep Allah'ı anlatıyoruz. Gel bize, ben ders yapıyorum, ben okuyorum, işte bu arazi benim, işte ben şöyleyim, ben böyleyim. Ben var ya, ben var ya. Yani o tabiattaki, yani o anlattığımız gibi kendine de öyle demesen kurtaramıyor, yani zor yani. Tabiat yapmadı, Allah yaptı çünkü... Orada şu gerekiyor dediğimiz gibi ha. O zaman Hasan abi ne oluyor? İkinci nefs-i emmareden kurtarıyor. Eğer bu olmazsa, bu terkenler bu şekilde olmazsa o zaman ne yapacak Cenab-ı Hak? Bu ikinci nefs-i emmareden kurtulması için tokatlar, musibetlerle daima yani Cenab-ı Hakk'ın hatta şeyi devam ensemizde olacak yani. Devam musibetler, tokatlar. Hatta abi sahabeler savaşta şey yaparken yani mesela bir ayet gelmiş. O diyor işte ben oku attım nasıl sapladım adama. Efendim nasıl şey yaptım falan. Hepsi böyle şey yaparken o ara ayet gelmiş. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Yani attığın zaman siz atmadınız. Yani Allah müdahale etmiş yani. Hani kendine söyledin ya abi. Üstad diyor ki sen bir şey atmıyorsun yani. O ara attığın zaman sen atmadın yani. Üstad diyor bu ciheti yakalamak gerekiyor yani. Yakalanması lazım. Acayip bir meslek ya Risale-i Nur. Öyle de beşeri gurura, enaniyete, firavunluğa, beşeri gurura bir, enaniyete iki, firavunluğa sevk eden iktidarı da tabiat gibi inkar ediyor. İktidarı. Ben yaptım. Tabi ya ben. Onları tabiatı nasıl Allah yaptı, tabiat yapmadı diye. Şunu tabiat yapmadı, Allah de yaptı demek. Aynı bunun gibi. Bu iktidarı da reddetmek lazım. Yani bizim afaktaki olan itik adımız, yani bir masnuat ilahiye baktığımız zaman doğrudanları bir ayna olarak görüyoruz. Esma ilahiye görüyoruz. Elfısa da aynı şey sana, hiç farklı bilmiyor. İşte bunu abi Risale-i Nur yakalattırıyor yani. Bak şu an Risale'nin talebeler içinde dahi çok az kimse bunu biliyor yani. Evet. Yani o bunu böyle okuyor, böyle okursa o gözükmez ki. Bak işte Hasan Feyza bir şey diyor. Altıncı Rus'un adı, fiil ve sıfatı verdim de arındım zat ve arındım diyor Hasan Feyza. Verdim de arındım zat ve hayat. Arındım diyor işte arınıyoruz. Verdi de? Verdim de arındım. Yani ne vermiş? Gurur ve enaniyeti. Vermiş. O nasıl arınmış? Arınır. Verdim de arındım. Şems söylüyor ya, nefsini arındıran kurtuldu diyor. Abi şimdi hülasa toparladın mı abi? Toparlayalım. Şimdi abi
iki gündür şey yapıyoruz, bu Kastamonu 233'te bir mektup vardı. Bazı evliyalar, işte bir kardeş kusurunu görmemiş. Hı hı. Çok ince bir mesele, yani bu konuştuğumuz abi çok ince. Bu konular. Çok ince yani ancak böyle belki mikroskopla görülebilen... Yani müzakere ile ancak olur. Evet abi. İşte bazı evliyayı azimeden böyle nefse emmaresinden kurtulmuş ama şiddetli mücadele-i nefsiyeler devam ettiği olmuş. Nefse emmaresinden şekvalarını görmüş. Üstad diyor ki ben diyor sonra baktım ki diyor o hakiki nefse emmare değil. Böyle terakkiyatın devamı için böyle heves, damar, asap, tabiat ve hissiyattan çıkan manevi bir nefse emmare abi. İşte asıl nefse emmaresi öldüğü halde bundan şikayet etmişler dedi. Ondan sonra aşağıda da oradaki yukarıdaki maddelere kör hissiyatı ekledi. Şuursuz kör hissiyat. Yani ikinci mecazi nefse emmare de kör hissiyatla beraber böyle 6-7 tane özellikler var. Heves, damar, asap, tabiat ne yaptı? 4. Hissiyat 5. Evet. Kör hissiyat 6. Normalde mecazi şey maddi nefse emmareyle nasıl mücadele ediyorduk? İşte yemiyorsun, içmiyorsun. Ondan sonra çile çektiriyorsun. Oruç ya. Yani. Mecazi nefse emmareyle mücadele nasıl olacak? Musibetle elemle. Bir ikincisi de nurun tam halis bir talebesi gibi bütün hissiyatını nura feda edecek. Nurun içindeki işte düsturlara esasları bilecek, zamanı tanıyacak, kendisini tanıyacak, şeyini tanıyacak. Böyle konumunu, bulunduğu şeyi. Ancak öyle mücadele edebilir, o şeylerden kurtulabilir. Yoksa en sonunda cümle geçti abi 234'te. Elem ve azaptan kurtuldum diyor. Kendisine örnek vermişti. O kimse elemden ve azaptan kurtulamaz abi. Allah Allah. Kendisine örnek verdi zaten. İki tane örnek verdi. Dedi ki bir 20 paralık bir hasene vardı. Bir de 60 paralık bir hasene vardı. Nefis diyor 20 paralığı tercih etti. Halbuki yükseğini tercih etmesi lazım. Akıl odur ki değil mi? Çok acayip yani. Ben niye atmadım? Evet, şimdi... Bu hizmeti ben niye yapmadım? Ben olayım, diğerleri olmasın, onlar açmasın, onlar hizmet etmesin. Ya o kadar acayip bir şey ki bu. Hizmet elemanının yokluğunu temenni ediyor. Diyor ki onlar keşke olmasa. Kendisinin gözükmesi için. Acayip bir şey ya. Bu nasıl bir kuyu ya? İşte abi ikinci misalde de onu verdi. Altıncı meseleyi neşredilmiş, Ayet-el Kübra neşredilmiş. Üstadın talebeleri neşredince bir lisede futuhat yapmış. Bu sefer onun... Nefsen maalesef diyor ki keşke ben söyleseydim. Ustadın diyor. Değil mi? Evet abi. Yani Ahmet'in Mehmet'in değil. Ben yakaladım diyor onu yani. İşte bu da ondan önceki sayfada söylemişti. Risale-i Nur'un tam erkanı olmak gerekiyor. Ki onu yakalasın yani. Burada da terakkiyatın bu nihayet bir hududu yani bu Nur'un erkanı olmak. Yani erkan o zaman yakalayan adam gibidir. Kartal gibi yakalıyor. Mesela muvaffak olmak ayrı bir şeydir. Muvaffak olamadığını fark etmek ayrı bir şeydir. Nasıl bir dizi? Yani bir insan muvaffak olamıyor. Yani son kemalin olamadı ama kemalin eremediğine muvaffak olamadığını fark edip de onun ızdırabını, vicdanını hissetmesi de farklı bir şeydir. Çok güzel. Bu da çok güzel. Yani fark edemediğini fark etmesi bir nevi ne oldu? Cenab-ı Hakk'a karşı bir muzdarip bir şekilde yani ilticaya, istiğfara kusur derut etmeye vesile olur. Dolayısıyla aynen. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini cebreder. Ama tam da muvaffak olmak o istinistadır. Tabi son nihai mertebedir ama muvaffak olamadığını fark etmesi, fark edemediğini fark etmesi. Yani gafletten gaflet etmemesi. İşte abi onu fark edince bak burada anlıyordum. O bir dakika ve 10 dakikadaki haletleri izale etti, elemden ve azaptan kurtuldum diyor. Fark edince. Fark edince. Fark edince o elem de gitti, azap da gitti. Yani ben niye atmadım, ben niye şey yapmadım? İçeride bir tedirginlik var ya abi. Nasıl böyle oldu bilmem. Böyle hemen kafası karıştı, DNA karıştı, kalbi karıştı. Bu sefer yani bunu bilince, yani Risale'nin ona dedi ki... Rekabet değil mi bu? Risale'nin ona kendisini gösterdi yani. Enfis abi. Yani hani misal dedi, aynaya bakıyorsun böyle. Bir bakayım burada kendini düzeltiyorsun saçını başını. Bu sefer sana iç aynanı düzeltiyor yani, içini gösteriyor. Ayna ya. Bu da ayna. Buna bakacaksın, içini dişini düzelteceksin. İşte bu mektupta abi, maddi ve mecazi nefse emmarenin tanımı ve onunla mücadele etme yöntemi. Daha ziyade mecazi nefse emmare. Evet.
ve de külliyatta abi çokça işlenmiş bu mevzu yani. Bununla ilgili çok atıflar var da biz birkaç tane okuduk. Evet, çünkü çok var. Çünkü önemli bir mevzu olduğu için. Ben de çok var, haddinden fazla. Ama tabii ana tema kısmen anlaşıldı. Diğerleri biraz daha açardı. Burada kesiyoruz değil mi? Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavatı.